Evet sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. Bugün 17 Mayıs 2021 günlerden pazartesi ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Evet, 4 günlük bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Perşembe ve Cuma günü yoktuk. Cumartesi, Pazar araya girdi ve bugün pazartesi. Evet, 17 Mayıs Türkiye için ayrıca bir önem, bir önemi var ya da öyle diyelim biliyorsunuz. Yaklaşık 20 günlük bir kapanma söz konusuydu. Aslında biz ona ne diyorduk? Tam kapanma. Adını öyle verdi hükümet. Biz ise buradan seslendirirken sürekli sözde tam kapanma diyorduk. Çünkü yani iş yerleri açıktı. Resmi kurumlar açıktı. Sadece belli saatlerde çalışıyorlardı. Ama yani hani trafiğe baktığınızda araç yoğunluğu vardı. İnsanlar caddelerde, sokaklarda. Onun adını, onun için sözde tam kapanma demiştik. O sözde tam kapanma biliyorsunuz bugün güya bitti. Ve açılma oldu, gevşetildi yasaklar. Ancak yine birçok iş yeri, yani kafeler gibi, çay bahçeleri gibi, bunlar işte spor salonları gibi, sinema, tiyatro, gazino türü bunlar tamamen kapalı zaten. İşte lokantalar, restoranlar paket servisiyle yaşamlarına devam edecekler bugünden itibaren. Şimdi kapanmanın detaylarını da içeren bir haber gelecek. Ama önemli detaylarını, tamamını değil. Ve Antakya'da hem esnafla ve hem de Antakyalılarla yapılan röportajlar gelecek. Arkadaşlarımız Halil İbrahim Karaçay ve Sezer Demir indiler çarşı merkezine, gittiler ve bu röportajları yaptılar. Kısaca özetlemek gerekirse esnaf efendim bıçak kemiğe dayandı. Artık 15-20 gün işte bir kere daha şimdi böyle paket servisiyle devam edecekler. Bir kere daha bu yapılırsa çoğumuz iflas eder diyor. Vatandaşlar ise kalabalığı göstererek, yoğunluğu göstererek en fazla 2 hafta sonra yine Türkiye sözde tam kapanmaya gidebilir dediler. Tamamen kaldırması lazımdı. Müzisyenler, turizm vesaire birçok mekan yerleri. Her yer kapalı. Artık herkes intihar ediyor. Ve bunu haberlerde izliyor. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Yani açın artık. Herkes bu şekilde devam etmesin. İntiharlar olmasın. Çocuklarımız aç kalmasın. Size sesleniyorum. Lütfen açın artık. Hatay turizm şehri. Turizm şehri olduğu için buraya turist gelmediği sürece buradaki hiçbir esnafın bir beklentisi olamaz. Bütün künefecisi, kebapçısı hepsi bunlar turistten, yani biz de dahil olmak üzere birçok sektör turizmden besleniyor. Turizmin bu eski haline gelmediği sürece hiçbir beklentisi olamaz esnafın. Tam kapanma bitti, kademeli normalleşme başladı. 1 Haziran'a kadar bazı yasaklar sona erdi, bazıları güncellendi, bazılarınınsa devamına karar verildi. İnsanlar tabii ki ne kadar da olsa çıkacak dışarı. Ya bu da nedir? Esnaf için bir esneklik olacaktır. Hafiften bir esneme olacaktır tabii ki. Bir kıpırdama gibi bir şeyler olacaktır. Ve esnaf olarak bir gün dahi dayanacak gücümüz kalmadı. Cebimizdeki, elimizdeki, avucundaki bütün parayı harcadık. Çalışanlara, masraflara, vergilere artık dayanacak bir gücüm, yani bir ay daha kapansa yani kapatıp gideceğiz. Akşamları 21'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre hafta sonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21'den pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen yasaklarda da değişikliğe gidildi. 18 yaş altına yasak tamamen kalkarken 2 doz aşı olmuş 65 yaş üstü kişilere de gün içerisinde yasak uygulanmayacak. Akşam 21'de başlayacak olan yasaksa herkes için geçerli olacak. Aşı olmayan 65 yaş üstü kişilerse sadece 10 ila 14 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Tam kapanma dedik de ben bazen dikkat ediyoruz.
Yollar boşalmadı ki kardeşim. Şu anda ne kadar tedbirli olsak da yeterli değil. Vakalar düştü ama tam olarak düşmedi daha. Sıklama bak, her taraf açık her şimdi. Taraf açık. Bütün insanlar hücum etti. Boş maalesef. Yani, İnsanlar hücum etti, ihtiyaçlarını alacaklar. Bu arada çok kalabalık olacak. Hastalık gitmeyecek ki. Bence böyle hani birden kapatıp da birden açılmaması lazım. Bakanlık ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız da 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklardır kuralını getirdi. Turistlere sağlanan izin devam edecek. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde şehirler arası seyahat yasağı geçerli olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatte izin belgesi istenmeyecek, sadece rezervasyon yeterli olacak. Ayrıca şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları için uygulanmakta olan %50 kapasite sınırlamasına devam edilecek. Sinemalar, kıraathaneler, halı saha, yüzme havuzları, hamamlar kapalı olacak. Dolmuşa binemiyoruz. Ben ta Armutlu'nun dibinden yukarıdan buraya kadar yayın geliyorum. Neymiş efendim, şehir otobüsüne binemezmişim. Niye binemezmişim? Suçum ne benim? İki tane aşımı yapmışım. Eksiğim yok. Rahatsızlığım yok. Niye ben binemiyormuşum da diğerler bilsin? Vatandaşlar açısından uygulamamız güzel ama esnaflarımız biraz kırık bu durumda. Mesela kirası var, işçisi var, bağkuru var. Yani çok zor durumda kaldık. Kim varsa mesela bankaya borçludur. Yani borçlandıkça borçlanıyoruz. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlarla büro ve ofisler ve benzeri işyerleri hafta içi günlerde 7 ila 20 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Alışveriş merkezleri ise hafta içi 10 ila 20 saatleri arasında açık olacaklar. Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecek. Pazar yerleri hafta içi günlerde 7 ila 19 saatleri arasında açık olacak. Online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 7 ila 24 saatleri arasında evlere servis şeklinde çalışacak. Yeme içme yerlerine hafta içi günlerde 7 ila 20 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20 ila 24 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 7 ila 24 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri izni verildi. Ben bu yasakların bir değişiklik yaptığını düşünmüyorum. Çünkü yani herkes izinliydi zaten. Ayrıca yeniden her yer açılacak ve bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum. 17 gün boyunca hep kapalı kaldık ve bu durumu nasıl düzelteceğiz bilmiyoruz yani. Normal işimizin çeyreğini yapmıyoruz bu şeyde al gel, al gel servisinde. Vallahi hiçbir şekilde iyi olmadı, hiç memnun değiliz. Ben dönercilik yapıyorum 30 yıldan beri. İnan dükkan masrafını karşılamıyor, çok zor durumdayız. Biz 18 kişi çalışıyorduk, 3 kişiye düştük. Bize de zor yemeye veriyor patron. 1 Haziran'a kadar esnaf ağlayacak ya, oturacak yine ya, oturacak. 1 Haziran'dan sonra eğer ki hakikaten böyle normalleşme başlarsa işler açılır. Fakat normalleşmezse yine bu şekilde hani cumartesi pazarları kapalı olursa değişen bir şey olmayacak. Çünkü bizim cumartesi pazar kapatmamız demek bizim bayağı bir büyük zararımız demektir. Evet, biz bu işten ancak aşılamayla kurtulabileceğiz. Çünkü manzara bu işte. Yani tamam, 15-16 gündür, 17 gündür belli bir kısıtlama var. Ama işte birinci gün dahi yasakların gevşetilmesi, birinci gündeyiz işte manzara bu. Manzara bu olunca da bu virüs salgınının ülkemizi terk etmesini beklememiz herhalde ciddi bir hayalcilik olur. Başka bir şey olmaz. Çünkü biz bu işi bir türlü öğrenemedik. Yani hani o maske, mesafe, temizlik kuralları, belki temizliği herkes kendi evinde, kendi iş yerinde, kendi çapında yapıyor olabilir. Ama maske, mesafe meselesi ne yazık ki bu konuda oldukça zayıf kaldık. Dolayısıyla aşılama meselesinin çok hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Evet efendim, söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu yasaklardan önce, sözde tam kapanmadan önce, yani 17 gün önce, 20 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere diğer hükümet yetkilileri 5000 vaka hedefliyordu. Yani vaka sayısını 5000'e indireceğiz diyorlardı. Ancak işte dün itibariyle vaka sayısı 11.000 küsürdü. Yani hedeflenen 5000 rakamının iki katı bir vakadan
söz ediyoruz. Bugün uzmanlardan gelen bir görüş ise, 5000 hedefinin zaten yine hayalci bir hedef olduğunu ortaya koydu. Çünkü uzmanlar diyorlar ki önümüzdeki yaz mevsimi için işte Haziran'dan itibaren Türkiye'de vaka sayısı 10 ile 15 bin arasında gidip gelirse ne ala. Covid-19 salgınına dair hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme toplantılarında açılışta kademe uygulamasının önemine vurgu yapıldı. Geçen Temmuz ve Mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor. Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor. Bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması durumunda yaz aylarının kolay yönetileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Haziran-Temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediyorlar. Sonbaharda aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği iddia ediliyor. Uzmanlar kademeli açılışın ardından bir hafta daha vakalar düşmeye devam eder. Açılışa bağlı artış sonraki hafta görülmeye başlayacaktır. Kümelenmeler ve toplumsal hareketlilik başlayınca vaka sayısında yeniden artış olacak. Ancak kurallara uyulması ve hızla aşılamayla bunun 10-15 binler civarında olacağını düşünüyoruz. Sağlık sistemi bu oranda vakayı yönetebilir, diyor. 20 bine kadar olan vakalarda sağlık sistemi açısından sorun yaşandığı belirtiliyor. ABD'deki gibi aşı yaptıranların maske ve mesafeye uymak zorunda olmamasıyla ilgili uygulamada tartışılıyor. Yapılan değerlendirmelerde her isteyenin aşıya ulaşabilecek noktaya gelmeden bunun Türkiye için tartışma konusu olmayacağı belirtiliyor. Ancak aşı kampanyasının hızlanması durumunda aşıyı tercih edenlere pozitif ayrımcılık yapılmasının mantıklı olduğu ifade ediliyor. Evet, şimdi bir de biliyorsunuz aşı karşıtları var. Yani dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Türkiye'de de ya ben aşı olmayacağım. Çünkü bilim adamları da kendi içlerinde bölünmüşler. Aşının kesinlikle olunması gerektiğini söyleyen bilim adamları var. Bir kesim bilim adamı da bu aşının çok hızlı bir şekilde geliştirildiğini, normal şartlarda bir aşının 2,5-3 yılda ancak devreye sokulabileceğini, halbuki bu aşıların 8-10 ayda piyasaya sürüldüğünü söyleyen bilim adamları da var. Ama işte az önce haberde izlediğiniz bilim adamlarımız ne diyor? Aşı vurulmayana kötü haber aslında. Çünkü aşı vurulanlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Aşı vurulmaz iseniz önümüzdeki günlerde bu belli olacak. Bir takım kısıtlamalara tabi tutulacaksınız. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani bir manada ya aşı olacaksın ya aşı olacaksın. Eğer olmazsan sıkıntısını yaşarsın. Bu söylenmeye çalışılıyor. Evet, bir açıklama da Hatay Tabip Odası'ndan geldi. Efendim, Hatay Tabip Odası Başkanı Doktor Sadık Nazik'in arkadaşlarımız görüşüne başvurdular. Kademeli normalleşme ile ilgili söyledikleri var. Bir cümlesinin altını çizdim. Hızlı bir aşılama yapılmadan vaka sayısının düşmesini beklemek hayalciliktir dedi. Hızlı bir aşılama yapılmadan vaka sayısının düşmesini beklemek hayalciliktir. Bazı sakıncaların devam ettiği sürece etkin bir tedbir alınmadığını söylemek çok zor. Vakalar düştü ancak tedbiri elden bırakmamak lazım. Açıklama Hatay Tabip Odası'na ait. Doktor Sadık Nazik tam kapanma ve kademeli normalleşmeyi Herete Akdeniz'e değerlendirdi. Tam kapanmayla ilişkisi olmayan bir süreç yaşadık. Oysa bizler sosyal ve ekonomik destekli, hayati, zorunlu, acil sektörler dışında çarkların durmasını istemiştik. Yarı kapanma süreci vaka sayısını kısmen azaltsa da bakanlığın hedeflediği 5000 rakamına ulaşamadık. Bunun en büyük sebepleri işçilerin çalışmaya devam etmesi ve neredeyse hiç aşılamanın yapılmaması. Hızlı bir aşılama yapılmadan vaka sayısının düşmesini beklemek bu kadar varyant virüsün olduğu bir ortamda hayalcilik olur. Kısmi kapanmanın etkisini devamıyla bir miktar vakalar düşecek olsa da
Toplumsal hareketliliğin başlamasıyla birkaç günde vakalarda bir miktar artış yaşanacaktır. Kamuoyu geçmişte yaşanan bir takım süreçlerden dolayı resmi rakamlara tepkinli yaklaşıyor. Test sayısı düşmesine rağmen Avrupa'da vaka sayısı en yüksek ülkeler arasındayız. Toplu ulaşım ve kapalı ortamlarda çalışma devam ettiği sürece pandemi yönünden etkin bir tedbir alındığını söylemek çok zor. Kademeli normalleşmeye de değindi Nazik. Aşı vurgusu yaptı. Ayrıca Haziran sonrasına da işaret etti. Hatay özeli için ayrı bir parantez açtı. Normalleşme süreci kontrollü ve kademeli devam etmelidir. Halkın eğitimi ve onlara güven aşılayıcı söylem ve uygulamalar çok önemli. Çocukların hasta olma ve hastalığı bulaştırma riskleri oldukça düşük. Okulların kapalı olmasının pandemiye faydası olmadığı gibi bir artmasına neden olacağıyla ilgili bilimsel bir veri yok. Avrupa'da okulların en uzun süre kapalı olduğu bir ülkeyiz. Öğretmenlerin aşılanarak okulların açılması gerekmektedir. Epidemiyolojik verilere göre bulaştırıcılık oranı yüksek sektörlerin kapalı olması gerekir. Hatay'a dair bakanlık bizimle veri paylaşmamasına rağmen açıklanan 100 binde vaka sayısına göre bir düşüş olduğu aşikar. Sahadan arkadaşlarımızla tespit edilen vaka sayısında bir düşüş olduğunu doğruluyor. Ama tedbirler elden bırakılmamalı, kapalı ortamlarda kalınmalı ve mümkünse dışarıda geçen zamanları açık alanda değerlendirmeliyiz. Çok sayıda test ve yaygın aşılama çok önemlidir. Haziran'dan sonra açılma süreci çok temkinli olmalı. Düğün, cenaze, asker uğurlama ve ibadet alanları çok kalabalık olmamalıdır. Evet ve eğitimciler yani öğretmenlerimiz efendim onlar da halen aşılanmayı bekliyorlar. Aslında bu kapanma sürecinde tamamının aşılanması bekleniyordu ama öyle bir şey olmadı. Yeni yeni randevu verilmeye başladı eğitimcilere. Bir de işte ilk özel eğitimle okul öncesi öğrenciler bildiğim kadarıyla okullarına devam edebilecekler bu süreçte. Bu konuyu da değerlendiren isim Eğitim İş Hatay Birnoğlu Şube Başkanı sevgili Mustafa Günal efendim. İsterseniz kameralarımızı Sayın Günal'a çevirelim. Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi'den itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçireceğini duyurdu. Diğer kademelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Eğitimcilerden bir kere daha aşı çağrısı yükseldi. Okullardaki tüm çalışanların, eğitim emekçilerinin aşılanması şarttır. Ne yazık ki öğretmenler haricinde okul çalışanlarının adı aşılanmayla ilgili ne Milli Eğitim Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne dek zikredilmemiştir. Öğretmenler için açılan aşı randevuları yetersiz olduğu gibi plansızdır da. Yüz yüze eğitime geçilecek sınıf ve okulların neden son dakikada açıklandığı, neden daha önceden ilan edilerek veli ve öğretmenlere hazırlanma imkanı verilmediği de cevabı bulunamayan sorular arasındadır. En kritik kararları dahi keyfiyetle ve son dakikada açıklamayı bir ritüel haline getiren hükümet bu kararıyla da eğitim camiasını yok yere bir telaşa sürüklemiştir. Eğitim İş Hatay Birnoğlu Şube Başkanı Mustafa Günal yaptı açıklamayı. Yazılı değerlendirmesinde süreçle ilgili eleştiriler yöneltti. Eğitim İş'in taleplerini sıraladı. Pandemi süresince eğitimi ikinci plana itip eğitim emekçilerini aşıda öncelikli tutmadınız. Eğitimi bir uzaktan bir yüz yüze sürdürerek yapboza çevirdiniz. Birçok öğrencinin eğitimden, birçok öğretmenin de yaşamdan kopmasına yol açtınız. Şimdi pandemideki tablo hala ağır olmasına rağmen aşılamayı beceremediğiniz eğitimcilerle yüz yüze eğitime geçileceğini ilan ettiniz. Eğitim çalışanlarının canı ve toplum sağlığı üzerinden zar atmayın. Yüz yüze eğitim, tüm eğitim emekçileri aşılanmadan, canından endişe etmeden, insan yetiştirebilecek hale gelmeden başlatılamaz. Açık olacağını ilan ettiğiniz okul ve sınıfların eğitim emekçilerini derhal aşılamanız ve sonrasında bu aşılamayı tüm eğitim camiasına yaymanız şarttır. Aksi her uygulama cinayetten farksız olacaktır. Evet, ana haber bülteninin başından şu ana kadar hep COVID ile ilgili, virüs salgınıyla ilgili haberleri sizlere verdik. İşte birinci haberde sizlerin röportajları vardı. Efendim söyleyeyim, ikinci haberde bilim adamlarının o 5000 hedefinden uzaklaşıldığını ortaya koyan görüşleri vardı. 5000 lira, 15 bin lira, 15 bin diyorlar yaz mevsimi boyunca. Eğer öyle tutabilirsek ne iyi diyorlar. Hatay Tabip Odası'nın açıklaması, efendim eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin açıklaması hep COVID ile ilgili. İşte bir yandan bu ve benzeri açıklamalar, değerlendirmeler, röportajlar,
halihazır durumu ortaya koyan açıklamalar, diğer bir taraftan yaşamını kaybedenler COVID'den ötürü. Evet, bu kez bir meslektaşımızı, bir abimizi, bir ustamızı kaybettik sevgili seyirciler. Hatay'ın tanınmış gazetecilerinden İskenderun'da kendisi faaliyet gösteren bir gazeteci kardeşimiz sevgili Semir Yazıcı bugün ne yazık ki daha hastanede yatıyordu bildiğim kadarıyla, tedavi görüyordu. Ancak bugün bu söz konusu illete yenilen son isim oldu. Hatay'ın tanınmış gazetecilerinden Semir Yazıcı hayatını kaybetti. Hatay'ın tanınmış gazetecilerinden İskenderunlu Semir Yazıcı koronavirüsünden hayatını kaybetti. Bir aydan uzunca bir süredir hastanede tedavi altında olan Yazıcı yaşam mücadelesini kaybetti. Kalbinin durmasına ardından doktorların uzun süren müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Yazıcı yaşam mücadelesini kısa bir süre sonra kaybetti. Yazıcı İskenderun Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Semir Yazıcı'nın vefatı Hataylı meslektaşlarında üzüntü yarattı. Evet, Semir Yazıcı kardeşimize efendim Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun ve Yazıcı ailesine, gazeteci meslektaşlarıma, arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı başsağlığı diliyorum. Ve umarız ki bu ilimizdeki COVID'den ötürü kaybettiğimiz son hasta olur diye de temenni ediyoruz. Ve Hatay'da görev yapan sağlık çalışanları aralarında doktorların da olduğu, daha önce COVID hastalığına yakalanmış ve atlatmış isimler bir kere daha bizi ne yaşadıklarıyla ilgili bilgilendirdiler. Hatay'da yakalandıkları COVID-19'u atlatıp görevlerine dönen nöroloji uzmanı Doktor Mehmet Altınöz ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Şerbetçigil hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Kentteki özel bir hastanede görevli Altınöz yaşadıklarını "sırtımdaki ağrı kırbaç yemiş gibiydi" sözleriyle anlattı. Ben de başladığı zaman sırt ağrısıyla başladı. Şiddetli bir sırt ağrısı, bıçak saplanır tarzda. Hiç aklıma gelmedi ta ki ateş çıkana kadar. Bu konuda dikkat edilmesi lazım. Şimdi bendeki sırt ağrısı kırbaç yemiş gibi. Bir bölgede bir gün vücudumun bir tarafında, sırtta özellikle, kırbaç yemiş gibi bir tarafta, ertesi gün diğer tarafta, ertesi gün çapraz bir şekilde. Yaşanılanlar için kabus dolu günler ifadesini kullandı. Aşı çağrısı yaptı Altınöz. Tabii bu hastalık öyle bir hastalık ki bütün sistemleri tutabiliyor. Bir bakıyorsunuz karın ağrısı ishalle geliyor. Bir bakıyorsunuz baş ağrısıyla geliyor. Bir bakıyorsunuz organ yetmezliğiyle geliyor. Yani bütün sistemleri tuttuğu için ve bu hastalık yeni bir hastalık olduğu için biz yeni yeni tanıyoruz bu hastalığı. Hep böyle ciğerleri tutan bir hastalık diye biliniyor ama başka sistemleri de tutuyor. Ama bu süreci atlatacağız. Bilimin ışığında, el birliğiyle, güç birliğiyle, dayanışmayla mutlaka atlatacağız. İnanıyorum ben o konuda. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Şerbetçigil de hastalığın belirti farklılıklarına değindi. Bunda önemli olan şey, hani belirti olmasa da dışarı çıkmamak. Çünkü başkalarında daha kötü seyredebilir. İlaçları özellikle düzenli kullanmak, bu halk arasında işte COVID ilacının zarar verdiği yönünde bir kanı var. O tamamen yanlış. Yani kendim dahil kullandım. Genelde ateş oluyor, hafif ateş. Bazen hastalar ateşim yok dese de o kas ağrısı, eklem ağrısı onun belirtisi. Yani subfebril hafif bir ateş oluyor. Sırt ağrısı. Bu hani koku alma kaybı çoğu kişide olmuyor. O biraz yaygın bir şey. Hani bende koku alma kaybı olmadı, COVID değilim gibi bir düşünce olmasın. En çok kas eklem ağrısı ve hafif ateş oluyor. Uyulması gereken kurallara sonradan pişman olmamak için bu tür şeylerden vazgeçmek lazım sözleriyle detaylandırdı. Biz hani COVID hastası her gün bakıyoruz, yatırıyoruz. Ondan dolayı tabii böyle arkadaşlarla eskisi gibi hani buluşup bir ev görüşmesi, ne bileyim dışarıda yemek veya annemlere de herhalde 6-7 aydır gitmiyorum. Görüntülü görüşüyoruz.
veya gelirlerse evin bahçesinde oturuyoruz. Çocuklar gitmiyor benden dolayı. Biraz tabii şey yapmak lazım. Bu tür şeylerden vazgeçmek lazım. Sonradan pişman olmamak için. Evet, bu arada sevgili seyirciler, Tokat'ta daha önce size bahsetmiştim yorumlarda, ana haber bültenleri yorumlarında. Abdullah Uyan diye bir kardeşimiz var. Bizim ana haber bültenlerini sürekli izleyen bir isim. Kendisi Tokat'ta yaşıyor, bir bankacı. Benim de çok sevip saydığım bir dostum, bir arkadaşım. O da koronaya, bu COVID'e yakalanmış isimlerden biri. Ama dün kendisiyle görüştük, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Buradan, televizyondan, Hatay'dan, kendisi aynı zamanda bir Hatay aşığı. Hem kendisi hem değerli eşleri Hatay aşığı. Sürekli Antakya'ya gelen, tarihi yerlerini gezen, buranın doğasına, yemeğine, efendim söyleyeyim tarihi değerlerine öyle çok düşkün bir isim. Bütün bunları böyle toplayıp bir tarafa koyuyoruz. Kendisi de çok güzel bir insan zaten. Kendisine acil şifalar diliyorum ve bizi Tokat'tan izleyen, başta sevgili Abdullah Uyan ve eşleri olmak üzere, herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekrar geçmiş olsun sevgili Abdullah. Evet, ve Hassa'ya gidiyoruz. Efendim, Hassa'da motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını kaybetti. Hatay'da motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Hassa Gaziantep karayolunda yaşandı. Mustafa Doğan yönetimindeki motosikletle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Doğan ile yolcu konumundaki Osman Balcı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Osman Balcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ve son ayların en büyük uyuşturucu operasyonu efendim Hatay'daydı. Hatay'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, efendim söyleyeyim, bize bu olayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı. 313 milyon lira ederinde uyuşturucu ele geçirildi İskenderun'da efendim. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 313 milyon lira olan 72,6 kilo ağırlığında 6 milyon 264.259 adet kapta gonca insi uyuşturucu madde ile geçirildiğini açıkladı. Gümrük muhafaza ekipleri Hatay'da rekor miktarda kaptagon ele geçirdi. Gelişmeyi Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya üzerinden duyurdu. Muş, 6.264.259 adet kaptagonun piyasa değerinin 313 milyon lira olduğunu belirtti. Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kaptagon cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü, bina taşı beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 6.264.250 adet kaptagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon liradır. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz. Evet, İskenderun limanında sizlerin de izlediği üzere, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam salı günüydü, belki pazartesi günüydü, tam hatırlamıyorum, bugün gibiydi belki. Yine bir uyuşturucu haberi sizlere sunmuştuk. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu çeteleri. Hatta orada hatırlayın, ben demiştim ki yani Hatay'ın böyle bir kötü özelliği var. Coğrafi öyle durumuna baktığınızda böyle bir şanssızlığı var. İşte komşu ülke Suriye'de olup bitenler, buraya yansımaları, uyuşturucu kaçakçılığını da
burada körükledi. Hatay zaten oldu olası bir güzergah, yani Arap coğrafyasıyla uyuşturucu bakımından. İşte bu da bizim söylediklerimizi bir kere daha teyit eden bir haber. Evet, ve komşu ülke Suriye'de neler oluyor? Komşu ülke Suriye'de efendim 26 Mayıs günü bekleniyor. 26 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Hatırlayacaksınız, halihazır Cumhurbaşkanı Esad, Beşar Esad, yanı sıra iki aday daha var. Suriye'de bu aralar gündem bu. Peki Türkiye'nin Suriye'ye bakış açısında bir değişiklik var mı? Son dönemlerde dikkat ederseniz artık Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere diğer hükümet yetkililerinin Suriye ile ilgili öyle o kötü demeçleri yok. Hani o sert demeçleri, ya da diyelim kötü demeçler demeyelim, sert demeçleri yok. Tam tersine çok yumuşak ve çok öyle akrabalığı geliştirmeye çalışan açıklamalar var. Türk yetkililerinden, ülkemiz yetkililerinden. Onlardan biri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen. Önemli bir isim. Sıradan bir isimden söz etmiyoruz. Mustafa Şen'den söz ediyoruz efendim. Aynen şunu söylüyor Suriye ile ilgili. Biz sadece komşu değiliz. Aynı zamanda kardeşiz Suriye ile. Türk milleti ile Suriye halkı kardeştir. Bu iki kardeş arada bir sıkıntılar yaşayabilir dedi. Ve yakın bir zamanda Suriye ile ilişkilerin tıpkı Mısır'da olduğu gibi düzeleceği sinyalini verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mutlaka düzeleceğini söyledi. Şen, çünkü biz sadece komşu değiliz, kardeşiz de. Türk milleti ile Suriye halkı eşittir. Bu iki kardeş arasında arada bir sıkıntılar olabilir, dedi. Yarın Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek. Çünkü biz sadece komşu değiliz, kardeşiz de. Türk milleti ile Suriye halkı, Suriye vatandaşları, Türk vatandaşlar kardeştir. Bu iki kardeş arada bir böyle sıkıntılar olabilir. Kardeş olduğumuzda nereden belli? Suriyeliler Türkiye'de. Neden buraya geldiler? Çoğu Arapça konuştuğu halde neden Türkçe konuşulan bir yere geldi? Çünkü kardeş olduğunu biliyordu. Katıldığı bir televizyon kanalında Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere dair konuştu Şen. Suriye için ayrı bir parantez açtı. Yarın Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek, dedi. 150 sene önce, 120 sene önce siz buradan Şam'a gitmek isteseydiniz pasaport taşıyor olmayacaktınız. O zaman gerçi pasaport yoktu ama varsa, olsaydı hani diyorum. Bu kardeşler mutlaka tek ev, tek hane, tek mahalle olarak tekrar bir düzen ortaya koyacaklar. O zaman Suriye ile olan mavi vatan zaten masmavi vatan. Yani hemen yanı başımızda. Bu olacak, öyle ya da böyle olacak. Evet, yarın Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek diyor. Yarın dediği, yani önümüzdeki süreçte Sayın Şen Topbal, Sayın Şen. Tabii biz üzülür müyüz? Yani Hataylılar olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Suriye ile ilişkiler düzelirse, o bir dönem olduğu gibi bizler oraya gideriz, onlar buraya gelir, buradaki mülteciler, efendim geçici misafirler, ne adını ne demek istiyorsanız deyin, kendi ülkelerine gidip orada yerleşirlerse biz üzülür müyüz? Elbette üzülmeyiz. Yani Sayın Şen'in dediği gibi elbette kardeş ülke, halklar kardeş olan, hükümetler değişir ama halklar Suriye halklarıyla kesinlikle kardeş, buna katılıyoruz ve Suriye ile ilişkilerin düzelmesi en azından biz Hataylılar için öncelikli istediğimiz bir şey. Dolayısıyla bu habere doğrusunu isterseniz ben mutlu oldum. Evet, ve şimdi engelli öğretmen adayları efendim bir video hazırlamışlar ve 2021 Şubat atamasını bekliyorlardı öğretmenlerimiz, engelli öğretmenlerimiz. Efendim söyleyeyim, onların hazırladığı videoda aslında tam olarak ne demek istedikleri açık ortada. Buyurun videoyu izleyelim. 2 yılda bir yapılan ve 2020 yılında yapılması gereken engelli KPSS pandemi sürecinde yapılmadı. Atama bekleyen 2511 engelli öğretmen adayı sınavın ertelenmesiyle birlikte bir atama dönemi kaçırdı.
Sayın Cumhurbaşkanım, bizler atanamayan engelli öğretmenleriz. Sayımız 2511 civarı. Sizlerden talebimiz Haziran ayında bizleri de engelli öğretmen olarak atamanız. Engelli öğretmen adayları büyük bir umutla 2021 Şubat atamasını bekliyordu ancak verilen 500 kontenjan adayları hayal kırıklığına uğrattı. Adayların umudu şimdi de Haziran ayına kaldı. Bin bir türlü zorluğa rağmen okullarını bitirmiş 2511 engelli öğretmenin tamamı atama için sizlerin iradesini bekliyor. Atama bekleyen engelli öğretmenler platformu üyeleri, engelli adayların çocukları ve yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiler. Atama taleplerini dile getirdiler. Recep Tayyip dedi, engelli öğretmenlere randevu verir misin? Tayyip dedi, engelli öğretmenlerin Haziran ayında atanmasına lütfen yardım et. Recep Tayyip dedi, engelli öğretmenlere randevu verir misin lütfen? Tayyip dedi, Haziran'da 2511 engelli öğretmen atanmak istiyor. Evet, umarım sesleri duyulur efendim öğretmenlerimizin. Evet ve Adana'ya gideceğiz. Adana Yüreğir ilçesinde tartıştığı annesini ekmek bıçağıyla bıçaklayan bir psikolojik tedavi gören bir evladın ve bir annenin hikayesi geliyor ekranlara. Annesiyle tartıştığı, eline aldığı ekmek bıçağıyla annesini bıçakladığı, üç yerinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler mahallesinde EG psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu AG ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bu sırada AG ekmek bıçağıyla annesini üç yerinden yaraladı. Kadının imdat çığlıklarını duyan mahallelinin müdahalesiyle zanlı olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan EG, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler AG'yi aynı mahallede gözaltına aldı. Askerimiz diyeceğiz bir yandan güvenlik güçlerimiz. Yani güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Diğer bir taraftan ise insani duygularının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyan faaliyetler de yapıyorlar. Mesela Hatay'da Covid-19 salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararıyla beraber jandarma ekipleri sokak hayvanlarına tam 1,5 ton mama dağıttılar. Hatay'da Covid-19 salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı günden bu yana jandarma ekiplerince sokak hayvanlarına 1,5 ton mama dağıtıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesi'nin desteği ve Hayvan Hakları Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla sokak hayvanlarının beslenebilmesi için bayram süresince kent genelinde yaklaşık 1,5 ton mama dağıttı. Ekiplerce 15 ilçede sokak hayvanları için 175 farklı noktaya mama, yem ve su konuldu. Ve Seyhan Belediyesi efendim sosyal içerikli faaliyetlerine devam ediyor bayramda, geride bıraktığımız bayramda. Hem bayramlık kıyafetler hem de oyuncaklar gönüllü gruplar tarafından Seyhan'da yaşayan çocuklarımıza dağıtıldı. Seyhan'da ihtiyaç sahibi çocuklar dikim evinde dikilen bayramlık kıyafetler, belediye kreşlerinde üretilen oyuncaklarla gönüllü gruplarının temin ettiği kıyafet ve oyuncaklarla sevindirildi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, oyuncakları ve kıyafetleri gönüllülerle birlikte çocuklara armağan etti. Seyhan Belediyesi dikim evi çalışanları Başkan Akay'ın talimatı doğrultusunda Ramazan bayramında çocuklara dağıtılmak üzere bayramlık kıyafetler dikerken belediye kreşlerinde de oyuncak üretimi hızlandırıldı.
Bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar gönüllü gruplardan Adana Yardım'ın temin ettiği kıyafet ve oyuncaklarla birlikte Ramazan Bayramı arifesinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Başkan Akay'ın armağan ettiği kıyafetler ve oyuncaklar nedeniyle çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı. Yanımızı gördüğün için mutlu musun? Evet. Ama ne yapıyorsunuz bayramda? Seyhanlıların Ramazan bayramını da kutlayan Başkan Akay, Seyhan'da hiç kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Biz Seyhan ve Seyhanlı hemşehrilerimiz için varız, birlikte varız, birlikte güçlüyüz, dedi. Evet ve Hatay Spor efendim, Atakaş Hatay Spor bilindiği üzere ligi 6. sırada tamamladı. Tabii hedef 5'ti aslında Avrupa Kupalarına katılabilmek için ama bu sene olmadı. İnşallah seneye daha farklı gelişmeler yaşarız Hatay Spor'da. Peki Hatay Spor önümüzdeki sezonda nasıl ilerleyecek? Hangi kadroda bir değişikliğe gidilecek mi? Bu ve diğer ayrıntıları Rahmi vardı efendim, aynı zamanda meslektaşımız biliyorsunuz, kulübün basın sözcüsü aktardı. Tarihinde ilk kez mücadele edilen Süper Lig, başarılı bir performans, alkışı hak eden performanslar. 2020-2021 sezonunu 61 puanla 6. sırada bitiren Atakaş Hatayspor'un yönetimi mevcut teknik heyet kadrosunu ve oyuncularını takımda tutmak istiyor. Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı takımın gelecek planlarını anlattı. Biz ilk günden Süper Lig'de ilk başladığımız günden itibaren, takımı kurduğumuz günden itibaren ikinci sezon, yani önümüzdeki sezonun hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Hem transfer komitemiz, hem sportif direktörümüz, hem de teknik heyetimiz oyuncularla görüşmeye devam ediyor. Hem yeni oyuncular, hem de şu an performanslarını beğendiğimiz, karakterlerini ve uyumunu beğendiğimiz sporcu kardeşlerimizle, hem teknik heyetimiz, hem yöneticilerimiz, hem de futbol şube sorumlularımız bu konuda görüşüyorlar. Burada hiç kimsenin şüphesi olmasın. Atakaş Hatayspor faydalandığı ve Atakaş Hatayspor formasında ter döken hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Onlar da elimizden geldiğince burada tutmaya çalışacağız. Onlar da bizi düşünürlerse, tabii bu ortamı onlar da sürdürmek isterlerse biz onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Şu an dış transferde görüşülen birkaç oyuncu var. Kriterse futbola doymuş olmaması. Tabii şu an transferlerimiz 2-3 tane şu an görüştüğümüz hem dış transfer var. İçeride de çok sürpriz isimler var. Ama biz başından beri şunu söyledik. Biz Türkiye'de kendini ispatlamış, futbola doymuş, şöhret olmuş. Hiçbir futbolcuyla görüşmüyoruz da çalışmıyoruz da. Biz dibde köşede çıkış arayan, kendini ispatlamaya çalışan, futbola aç, karakterli, bize de uyum sağlayacak, şehrimize de uyum sağlayacak, bizi de formamızı da ve 15 bin yıllık kültürü de temsil edecek oyuncu kardeşlerimizi arıyoruz. Bunları kıyıda köşede de olsa getiriyoruz. Bu sene gördünüz Türkiye'ye çok güzel goller atan, çok güzel asistler yapan futbolcular kazandırdık. Bunları da kazandırmaya devam edeceğiz. Teknik heyete de ayrı bir parantez açtı Vardı. Ömer Hoca ve ekibi bu işi maddi olarak görmüyor, dedi. Ömer Hocamızın arkasında yönetim olarak durduğumuzu söylemiştik. Ömer Hoca da takımı bu hale getirdikten sonra biz yeniden kendisiyle sözleşme yapacağımızı söyledik. Geldiği zaman hiçbir talebi olmadan boş kağıda imza attı. O karakterini orada da gösterdi. Biz de Atakaş Hatayspor olarak hocamızın emeğinin karşılığını verdik. Ama Ömer Hoca ve ekibinin ve sportif direktörümüz de dahil hiçbir teknik heyetin hiçbiri bu işi maddi olarak görmüyor. Ve bu bir Atakaş Hatayspor'un başarı hikayesine, tarihe bir not düşmek için burada olduklarını söylediler. Ve o karakterlerini bugüne kadar götürdüler. Biz Ömer Hocamızı seviyoruz ve hiçbir talebi de olmadı bizden. Biz de gereğini yaptık. Ve sevgili seyirciler, HRT Akdeniz Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar.